3 aylar hakkında 2. Dünkü makalemizde, bazı mekanların emsaline göre daha mukaddes, bazı insanların akranına nispetle daha muhterem oldukları gibi, bazı zamanların da benzerlerine nazaran daha kutsi, daha mukaddes, daha mübarek kılındığını ifade etmiş ve mübarek zamanları zikretmiştik. Bugün de diğer ikisine temas edelim. Mukaddes mekanların başında, Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Nebevi, Kuds-i Şerif ve Mescid-i Aksa, Mescid-i Kuba olmak üzere, Allahü Teala'ya ibadet edilen bütün cami ve mescitler, onun emir ve yasaklarının öğretildiği yerler gelir. Muhterem insanların başında Hatemül Enbiya ve Rusul olan sevgili Peygamberimiz, diğer Ülül Azm peygamberler, Resuller ve Nebiler gelmektedir. Bunlardan sonra, üstünlük sırasında sahabe-i kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'in başta olmak üzere diğer alim ve veliler bulunmaktadır. Nasıl ki, altın madeni bakır, demir, kömür gibi madenlerden çok daha üstün ise, yine yakut taşı diğer normal taşlardan çok daha kıymetli ise, bazı geceler de diğer normal gecelerden çok üstündürler. Allahü Teala, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, dua ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. Hülasa olarak söylemek gerekirse, Cuma, bayram ve kandil günleri ve geceleri, Müslümanların mübarek gün ve geceleridir. Bu mübarek gün ve gecelere kıymet veren şüphesiz ki Allahü Teala'dır. Yine bunun gibi, peygamberler de birer insandırlar. Ancak Allahü Teala onları kıymetlendirmiş, kendilerine güzit mevkiler ihsan etmiştir. Bütün mübarek gün ve geceleri, bilhassa idrakiyle şereflendiğimiz Recep ayını ve onu takip eden Şaban ayını, keza 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını birer ganimet bilmeli, bu fırsatları iyi değerlendirmelidir. Bilindiği gibi bu dünya bir imtihan yeridir. Bu imtihanda muvaffak olmak için, İslamiyet'in emrettiği gibi inanmak ve farz kılınan ibadetleri yapmak, yasaklanan şeylerden kaçınmak lazım ve şarttır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, Mülk Sure-i Celilesinin 2. ayeti kerimesinde, hanginizin daha güzel amelde bulunacağını imtihan edip ortaya çıkarmak için ölümü de, hayatı da yaratan O'dur, buyurmuştur. Hakikatte, bütün insanların yaratılmalarındaki maksat, Allahü Teala'ya ibadet etmeleridir. Nitekim Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'inde, Zariyat Suresinin 56. ayeti celilesinde mealen, cinnileri ve insanları ancak beni bilmeleri, tanımaları, bana ibadet etmeleri için yarattım, buyurmuştur. Yine Allahü Teala buyuruyor ki, ey Resulüm, de ki, duanız, imanınız, ibadetiniz, kulluk ve yalvarmanız olmasa, Rabbim size, ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Resulün size bildirdiklerini, kesin kes yalan saydınız. Onun için, azap yakanızı bırakmayacaktır. Furkan, 77. 3 Mart 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ramazan Ayvalı.